Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda YouTube Shorts videolarında algoritma nasıl çalışır bu konuya değineceğiz. Hepinizin de bildiği üzere yaklaşık birkaç aydır ben ortalıkta yokum. Sizlere bir video serisi yapmaya karar verdim. YouTube Shorts videolarında bu videoda algoritmayı anlatacağım, evet, ama bundan sonrasında birçok seri gelecek. Bunların hepsi Shorts'la alakalı olacak. Bu serilerin tamamını izleyerek YouTube Shorts'la alakalı tüm bilgilere sahip olabilirsiniz ve kanallarınızı daha hızlı yükseltebilirsiniz. Öncelikle bunun haberini vermiş olayım size. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce de şunu söylemem lazım. Etrafta birçok bilgi kirliliği olduğunun farkındayım. Siz de bunun farkındasınızdır. Ritüel yapan mı ararsın Shorts videolarında? 3 gün atın, 5 gün atmayın, 8 gün atın, ondan sonrasında bir tane daha atın, sonra 2 gün bekleyin, 8 gün... Her türlü insan var mecrada. Bunlardan korunmanız için benim sizlere tavsiyem tek bir kişiyi mentor olarak alın. Hani genelde diyorlar ya ondan da alın, ondan da alın, ondan da alın, bilgi bilgidir. Burada böyle değil. Çünkü burası para kazanmaya çalıştığımız bir platform. Hepimizin vakti kısıtlı. Hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz bir gelecek hedefi uğruna buradayız. Bunun için burada ne kadar az bilgi karmaşasına düşerseniz, ne kadar doğru bilgi alırsanız ilerlemeniz sizin için o kadar kolay olacaktır. Burada doğru bilgi alacağınız kişiye kesinlikle siz karar vermelisiniz. A kişisi, B kişisi, C kişisi fark etmiyor. Ben bundan doğru bilgiyi alabilirim. Bu adam bu işi biliyor. Ona göre kafanda bir sentez yaparsın. Sadece onun dediklerini yaparsın. Bence en doğru yolu bu şekilde bulabilirsiniz. Benim de bu seriyi çekme amacım açıkçası bu. Bir kişi benim kanalıma girdiği zaman Shorts videolarında nasıl ilerlemesi gerektiğini sıfırdan öğrensin istiyorum. Diyeyim ve lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar işin temelinden başlayacak olursak. Sıfır bir kanal açtınız veya elinizde bir kanal var. Yeni Shorts videolarına giriş yapıyorsunuz. Ya da herhangi bir Shorts videosu yüklüyorsunuz YouTube'a. YouTube algoritması başlangıçta şu şekilde çalışır. Sizin videonuzu performans açısından test etmek için belli kitlelere ulaştırır. Atıyorum 1000 kişilik, atıyorum 500 kişilik, atıyorum 10.000 kişilik çekirdek kitlelere sizin videonuzu ulaştırır. Ve o çekirdek kitlenin videonuza gösterdiği performansa göre videolarınızı farklı kitlelere de ulaştırır. Bu şekilde 100.000 izlenme, 1 milyon izlenme ve daha büyük kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Ama o çekirdek kitle eğer doğru reaksiyonu vermezse bu sefer videolarınız daha az görüntülenecektir. Shorts algoritmasının kuralı budur arkadaşlar. Videolarınızı öncelikle çekirdek kitleye ulaştırmakla başlar. Peki Ahmet, videomuzu YouTube çekirdek kitleye gösterdi. Neye göre bu performans belirliyor? Kafasına göre mi ya da videonun güzelliğine göre mi? Hayır, değil. Videonun performansını şuna göre belirliyor arkadaşlar. Hemen buradan gelelim. Mesela burada 4 milyon 4,5 milyon izlenen bir videomuz var ve bu videonun performansına bir bakalım arkadaşlar. Erişim dediğimiz zaman izlemeyi tercih eden kullanıcıların oranı. YouTube Shorts'ta en önemli oran budur arkadaşlar. İzlemeyi tercih eden kullanıcıların oranı. Şimdi bu ne demek Ahmet? %73 ne yapmış? %26.3 ne yapmış? Şu arkadaşlar, elinize telefonunuzu aldınız ve Shorts videolarını izliyorsun. Shorts videolarını izlerken kaydıran izleyiciler, yani senin videon denk geldi 2 saniye içerisinde ya da 3 saniye içerisinde adam direkt kaydırdı. Hiç böyle başını sonunu hiçbir yerini izlemedi. Bu şu %26'ya dahil olan sayı. %73.7 de en az 5 saniye videonda duran, 5 saniye geçen ve ondan sonrasında videoyu izlemeye devam eden kişilerin oranı. Şimdi algoritmanın bu şekilde çalıştığını eğer biliyorsak biz şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Kesinlikle videonun ilk 5 saniyesi önemlidir. Zaten böyle bir çıkarımı kendimiz yapabiliyoruz. Ha bir de şöyle bir konu var. Algoritmayı ne kadar iyi bilirseniz, ne kadar kafanızda oturtursanız başarılı olma şansınız o kadar artar. Yani algoritmayı bilmeden, kulaktan dolma bilgilerle tam olarak kafanızda sentezlemeden eğer bu işe girerseniz yüksek ihtimalle bir yerde patlayacaksınızdır. Bir yerde olmuyor artık diyeceksinizdir. Ama algoritmayı kavradıktan sonra, neyin neden olduğunu çözdükten sonra çok kolay bir şekilde her şeyi kafanızda sentezleyip oturtup ondan sonrasında başarıya adım adım yürüyeceksinizdir. Başarılı olmanın ilk kuralı budur arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizdir. Algoritmayı doğru düzgün öğrenmenizdir. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar bu metni şey gibi de düşünebilirsiniz. Uzun videolardaki gösterim tıklanma oranı gibi düşünebilirsiniz. Zaten hemen hemen yakındır. Uzun videolardaki gösterim tıklanma oranı eşittir Shorts videolarındaki izlemeyi tercih eden kullanıcıların oranıyla diyebiliriz. Şimdi bir tek bu parametreye mi bakıyor? Tabii ki bakmıyor arkadaşlar. Burada oranı %80 görüp de izlenmeyen videoları biliyorum. Ha, nadir de olsa izlenmiyorlar. Neden? Bunun sebebi nedir? Diğer parametreler. Şimdi YouTube'da başarılı olmak için birçok parametreyi yan yana koyup bu parametrelerin hepsinde iyi işler çıkarmanız gerekiyor. Sadece ilk 5 saniye odaklanarak video yaparsanız eğer, evet, burayı yüksek tutarsınız ama yine de videonuzu milyonlara ulaştıramayabilirsiniz. Bunun için farklı parametreler de var. Hemen o parametreleri de açıklayalım. Bir sonraki parametre arkadaşlar ortalama görüntülenme süresi. Şimdi bunun için ben size bir oran vereyim. Bu videoda %99.4'müş 26 saniyelik bir video. 30 saniye ve üzeri ise videonuz %75, %80 ve üzeri ortalama görüntülenme süresi almanız yeterli. Eğer 30 saniyenin altındaysa %100'ün üstüne hedeflemelisiniz. Erişim konusunda
konusunda da yani izlemeyi tercih eden kullanıcıların oranı konusunda da en azından %65'in üzerinde tutmaya çalışın derim. Onun dışındaki oranlar çok da önemli değil açıkçası. Altındaki çok altında kalırsa eğer oranlar sıkıntılı durumlar var. Tabii burada bu verileri daha farklı okuma yöntemleri de var. Bunları da ilerleyen videolarda size anlatacağım. Bu sadece giriş algoritmayı anlattığımız bir video olacak. Biz zaten bunları biliyoruz, videoyu kapatalım falan demeyin. Videonun ilerleyen kısımlarında illaki bir yerde bilmediğiniz konulardan da bahsedilecektir. Kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bilen arkadaşlar için de söylüyorum bunu. Ne anlattık? Ortalama görüntülenme süresi ve izlemeyi tercih eden kullanıcıların oranı. Bu iki oranla bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Tabii ki bitmiyor. Yani %100 bir şekilde bitmiyor. Hatta bu iki oranı güzel olup da yine de patlamayan viral videolar olabiliyor. Bir diğer parametre nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Beğenme, yorum ve paylaşım sayısı. Şimdi YouTube Shorts videosuna tıkladığınız zaman 3 tane şey çıkıyor değil mi genel olarak? Paylaş, yorum, yap, beğen. İnsanlara bunları öyle bir hatırlatmalısınız ki videonun sonuna doğru. Videonun sonuna kadar izleyen kullanıcıların %70, %80'i bu videoyu beğenmeli. Bu videoya yorum yapmalı ve bu videoyu paylaşmalı. Bunlar için ayrı ayrı yöntemler var. Bu yöntemlerin hepsini sizlere ilerleyen zamanlarda yine göstereceğim. Bu videonun konusu değil arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam ortalama görüntülenme sürem yüksek. Benim izleyicilerin geçme oranı iyi ama neden videolarım izlenmiyor? Bir sonraki parametre de var kardeşim. Bir sonraki parametre demek ki dikkat etmemişsin. O parametreyi de gözden kaçırmamak gerekiyor. Ne dedik? Beğenme, paylaşma ve yorum sayıları. Gerçekten bunlara özen gösterdiğiniz zaman kanalınızı bir üst noktaya taşıyacağınızı size garanti edebilirim arkadaşlar. Halihazırda Shorts kanalı olup da belli kitlelere ulaşmış arkadaşlar da hatta bu yöntemle beraber sadece bu videodan aldıklarıyla çok daha ileri taşıyabilirler kanallarını. Şimdi arkadaşlar algoritmanın çalışma mantığıyla alakalı size 3 tane parametre söyledim. Ortalama görüntülenme süresi, izleyicilerin geçme oranı ve etkileşimler. 4. maddemiz ise şu arkadaşlar. Videonun SEO'su. Şimdi şunu diyenler var. Hocam videonun SEO'su YouTube Shorts'larda hiç önemli değilmiş ya. Boşmuş hocam bu konu. Şimdi bunu kim neye göre söylüyor arkadaşlar? Şöyle bir durum var. SEO olmadan da videoyu patlatabilir misiniz? Kesinlikle patlatabilirsiniz. SEO olmadan kanalı iyi yerlere getirebilir misiniz? Kesinlikle getirebilirsiniz. Ama SEO yapmanın da ekstra önemli yerleri var. Bu da ayrı bir parametre. Öyle bir kategoriye denk gelirsiniz ki SEO yapmadığınız için videolarınız izlenmez. Bakın şimdi YouTube Shorts'lar artık YouTube aramalarda da gösterilmeye başladı, doğru mu? Sizin oralardan elde ettiğiniz trafiklerde aynı zamanda size çok önemli ölçüde avantaj kazandıracaktır. Bir, algoritmik konuda avantaj kazanacaktır. İki, direkt video performansı olarak önemli ölçüde sizin videonuza katkı sağlayacaktır arkadaşlar. YouTube SEO'lar. Şimdi YouTube Shorts SEO'ları nasıl yapmalıyız? Sadece konuyla alakalı, sadece yaptığınız konuyla alakalı etiketler, açıklamalar, aynı zamanda içerisinde İngilizce konuşuyorsanız burada altyazılarda kullanmanızı öneririm. Hatta videolarınızı aynı uzun videolarda yaptığımız gibi 25 dile, 20 dile, 15 dile artık kaç tane dil kullanıyorsanız bu dillere çevirmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki bunların nasıl yapılması gerektiğini vesaire inceliklerini de anlatacağım. Farklı bir video gelecek. Dediğim gibi bu videonun konusu algoritma ama diğerlerine de tek tek yavaş yavaş değineceğiz arkadaşlar. Peki diğer videoların gelmesi için ne yapıyoruz? Bu video olabildiğince beğeni atın ve ben de bu video olan ilgiden dolayı diğerlerini biraz daha şevkle, biraz daha hızlı bir şekilde sizlere yayınlamaya hazır hale getireyim. Ve şimdi arkadaşlar en önemli konulardan birisine geliyoruz. VPN kullanımı. Bakın şimdi burada biraz konuşmam lazım. Lütfen beni can kolayla dinleyin. Ben YouTube eğitimlerine girdiğimden beri yaklaşık 2 sene geçmiştir. Yani o dönemden beri YouTube'da yabancı kanal eğitim veriyorum ve YouTube'da ilk yabancı kanal eğitimi konseptli kanal açan kişi de benim. Direkt ilk eğitimcilerden biriyim diyebilirim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Beni tanıyan arkadaşlar biliyor ki ben burada kimsenin kötülüğü için ya da kimseye art niyetli bir şekilde bir şeye önermem. Kesinlikle ve kesinlikle emin olmadığım hiçbir şeyi de sizlere önermedim bu zamana kadar. YouTube Shorts ilk açıldığında biz tabii her zamanki gibi birçok kanalımızla ekibimizle birlikte çalışırken bir şey keşfettik. Dedik ki ya biz bu videoları VPN ile attığımızda Amerika'dan başlangıç aşamasında daha fazla izlenme alıyoruz. Ve bu özellikle animasyonel videolar işimize yarıyor. Çünkü videoda konuşma olmadığı için YouTube algoritması da Shorts tarafında henüz yeni olduğu için hangi ülke önereceğini bilemiyordu. Bizim attığımız lokasyondan öneriyordu. Yani Orta Doğu'dan attıysak, Türkiye'den attıysak gidiyordu işte Türkiye öneriyordu. Azerbaycan'a öneriyordu. Yok işte Özbekistan'a öneriyordu. Ne bileyim Hindistan'a falan böyle saçma sapan ülkelere öneriyordu attığımız videoları ama biz İngiltere'ye hitap etmek istiyorduk. Amerika'ya hitap etmek istiyorduk. VPN'le bu işin üstesinden geldik ve biz bu konuda kendimizi ilerleterek gerçekten paralar kazandık. Yani ekibimizle beraber. Ve ben de bir çok
arkadaşımla istişare ederek, ya kanka ben böyle bir taktik biliyorum. Yani yapıyoruz biz evet ama ben bunu herkese açık olarak vermeli miyim? Vereyim mi? Aslında paylaşmak istiyorum ama bir yandan da bana bir zararı dokunur mu diye düşünmeden de edemiyordum kendimi. En son dedim ki ya paylaşayım dedim, insanlar da faydalansın. Gerçekten buradan faydalanıp da para kazanan kişi sayısı, hatta daha da fazla para kazanan kişi sayısı o kadar fazla ki, yani şu an şöyle söyleyeyim, sadece benim Discord'umdan 10 tane örnek sayabilirim size. Yani video paylaşıp üst düzey, yani aylık 100.000 TL'nin üzerinde para kazanan arkadaşlar. Şimdi burada hangi konuya geleceğim? Arkadaşlar, benim bu söylemimi kullanıp da yeni yetmeler, yani piyasaya yeni girmiş arkadaşlar VPN'i bir anda kötülemeye başladılar. Zaten bunlar sadece Instagram'dan video paylaşıp kolay bir şekilde hemen eğitim satayım, para alayım falan kafasıyla çalışan arkadaşlar olduğu için sallaması da onlar için çok kolay oluyor. Hiçbir şekilde VPN'le video atmayı denemeden, hiçbir şekilde VPN'in işe yarayıp yaramadığını denemeden şöyle demeye başladılar. Ya YouTube böyle VPN'le video atanlara shadowban atıyor. Shadowban da ne? Neyse yani böyle shadowban falan saçma sapan isimler kullanıyorlar böyle o işi komplike hale getirmek için. Yok işte tamamen IP'niz banlanıyor şu. Ya kardeşim benim kanallarımı biri bile banlamadı. Hepsinden aktif olarak para kazanıyorum ve etrafımda para kazanan insanlar var. Yani ben denemişim, görmüşüm, geçirmişim, insanlara anlatmışım. Sen benim anlattığım şeyi hiçbir antitezin olmadan, hiçbir açıklaman olmadan ilkokul mezunu adamsın gelmişsin. Bu böyle olmaz ya, bu böyle olur ya falan yapıyorsun. Yani önce bir dene, önce bir sentezle, önce bir bak. Yani direkt yargıyla yaklaşmak neden? Direkt kötülemeye çalışmak neden? Ya bunu da dememin amacı, her gün bana soru geliyor VPN'le alakalı. Hocam VPN'le atarsak shadowban yermişiz. Hocam VPN'le atarsak kanal ölürmüş. Hocam VPN'le video atarsak kanal bitermiş. Bununla ilgili son noktayı koyayım. Eğer videonuzda İngilizce konuşma yoksa, animasyonel video atıyorsanız VPN'le yüklemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İngilizce konuşma varsa videoyu yükleyin. Eğer yine de Türkiye'den, işte Hindistan'dan vesaire izlenme alıyorsanız yine VPN'le yüklemeye devam edin. Arkadaşlar VPN ile ilgili şu güne kadar bir tane sıkıntı yaşamadım. Çok yüksek paralar kazanan Shorts'un kralı dediğimiz piyasada arkadaşlar VPN ile videolar atmaya başladılar. 7 aydır 8 aydır hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Bu konuda size garanti verebilirim. Eğer YouTube'da bir sıkıntı yaşıyorsanız bunu direkt VPN'e bağlamanız zaten saçma. VPN ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ne dedik? Animasyonel videolarda kullanın, konuşmalı videolarda kullanmanıza gerek yok. Ama yine de Türkiye mülkü önerirse yine de kullanmanızı tavsiye ederim. Yabancı videolarınız için konuşuyorum tabii. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatmadan önce YouTube Shorts gelirlerini de biraz göstereyim. Çünkü YouTube Shorts BGBG'lerinde inanılmaz artış oldu gerçekten. Hemen buradan gelir kısmına girdikten sonra arkadaşlar şuradan 1000 gösterim başı gelirin 3 TL olduğunu görebilirsiniz. Ve bu spor içeriği, yani çok böyle yüksek BGBG beklenmeyen bir içerik. 3 TL Shorts videoları için çok güzel bir para diyebiliriz. Yani 40 milyon izlenmeyi 117 bin TL kazandırmış bu ay kanal. Bu da yine bir öğrencimizin kanalı, bizim hemen hazırda diye açtım onun kanalını. Temmuz ayında da 217 bin TL kazanmış. 39.1 milyon izlenme ve 3 TL BGBG. Ya bu bazı kanallarda 6-7 TL hatta 8-9 TL'ye kadar çıkabiliyor. Direkt Amerika'dan izlenirsen, direkt böyle BGBG'si yüksek bir içerikte Shorts videosu üretiyorsan gerçekten çok 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 büyük bir avantaj söz konusu. Zaten bu BGBG'ler arttığı için vesaire biz biraz daha Shorts'a yöneldik. Buradaki fırsatlar da arttı. İnsanlar biraz daha elimine edilmeye başlandı. Yani her videoyu atan izlenmiyor ve algoritma biraz düzeldi bu konuda. Yani böyle daha kaliteli, daha böyle kendini bilen insanların yaptığı videolar daha fazla izleniyor diyebilirim. Onun için bu konuda da YouTube Shorts tarafında içerik üretmenizi kesinlikle artık çok 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 tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten videoyu beğenirsiniz diye düşünüyorum. Abone olmayı unutmayın ve videonun altında Discord linkimiz var arkadaşlar. Oradan da Discord'a katılabilirsiniz. Herkes açık, Discord grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.